Bir kupon arazi iddiası ve bu iddianın tartışmanın ortasında yine AKP'li bir isim var. Hem de bir bakan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Daha doğrusu onun amcasının oğlu. Şöyle olay, Bodrum'da deniz manzaralı 180 bin metrekarelik arazi için yapılan ihaleyi Bakan Varank'ın amcasının oğluna ait şirket kazandı. Bu eleştirilere Bakan Varank gayet doğal, ayrıca da ikinci derece akrabam, onun üzerinden bana itibar suikastı yapılmaya çalışılıyor dedi. Türkiye kendine inanmış, ufku Samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğini oynayacak. Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank bu kez kupon arazi tartışmasının odağında. Söz konusu arazi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent'te 180 bin metrekare büyüklüğünde deniz manzarasına sahip Emlak Konut tarafından satışa çıkarıldı. Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı şeklinde yapılan ihalenin ikinci oturumu 3 Kasım'da yapıldı. Teklif veren 14 firma arasında Kalyon, DAP Gayrimenkul, Vema Holding, Özerka İnşaat, Başyapı gibi tanınmış şirketler yer alıyordu. İhaleyi en yüksek teklifi veren Cevahir İnşaat ve HB Grup İnşaat Ortaklığı kazandı. Bir Günden İsmail Arı'nın haberine göre ihaleyi alan HB Grup İnşaat Şirketi'nin iki ortağı Bakan Mustafa Varank'ın amcasının oğlu Sedat Varank ve Gülhan Düzgün Varank. Bakan Mustafa Varank haberlere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kuzenlerinin kazandığı ihalenin kendisiyle ilişkilendirilmesineydi tepkisi. İkinci derece akrabam ifadesini kullandı. 17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler, ikinci derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikastı yapmaya çalışıyor. Böyle bir işte en ufak usulsüzlük veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Varank'ın iki kuzenine ait şirketin oluşturduğu ortaklığın söz konusu araziden en az 6 milyar 91 milyon lira gelir sağlayacağı belirtildi. Emlak Konut'un kazancı ise en az 4 milyar 61 milyon lira olacak. Projeden sağlanacak toplam gelir ise 10 milyar 152 milyon 500 bin lira olarak hesaplandı. İzmir'de yaşayan Kıvanç Babacan bir tür kan hastalığına yakalandı. Hastalığa yakalandığında daha 1 yaşındaydı. Aile 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kan verdi. Tahlil sonuçlarını bekliyor. 6 ay sonra alacaksınız dediler sonucu. Aradan tam 20 ay geçti. Sonuç hala yok. Kıvanç Babacan büyüdü. Gerekçe ne peki? Bu gecikmenin gerekçesi ilgili birimdeki doktorların istifa etmesi ve o birimin yoğun olması. Kan sonucunu alamadığımız için uygun yöntemlerle tedaviye başlayamıyoruz. 20 aydan beri sürekli gelip gidiyoruz ama hala bize net bir sonuç gelmedi. Minik Kıvanç Babacan 1 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık sonucu hastaneye kaldırıldı. Kandaki bazı değerlerinin düşük olduğu anlaşıldı ve immün yetmezliği teşhisi konuldu. Net tanı için tahlil yapılması gerektiği söylenerek 8 tüp kan alındı. Kıvanç bugün 3 yaşında. Tedavisi için 20 aydır tahlil sonuçlarının gelmesini bekliyor. 21 Mart 2021'de biz 8 ünite kan verdik genetik birimine. Ondan sonra bir 10 ay kadar biz hastaneden herhangi bir dönüş alamadık. 10 ayın sonucunda bizi tekrardan çağırdılar. Aynı miktarda kanı tekrar aldılar bizden. Şu anda onun üzerinden de yaklaşık bir 10 ay geçti. Hala sonuç yok. İmmün yetmezliği, diğer adıyla nötropeni, bir kan hastalığı. Beyaz kan hücrelerinin azalmasıyla bağışıklık sistemi düşüyor. Hasta enfeksiyona daha yatkın hale geliyor. Tedavi edilmezse daha büyük sağlık sorunlarına neden olabiliyor. En küçük bir nezle ve grip bizde büyük hastalıklara dönüşüyor. Hastanede yatmamız gerekiyor. Damar yolundan tedavi görmemiz gerekiyor. Hava cihazlarına bağlanmamız gerekiyor. Ve bu tabii ki madden ve manen bizi yıpratıyor bu süreç. Kıvanç'ın annesi Melike Babacan, İzmir 9 Eylül Hastanesi'ne verilen kanların sonucunu 1,5 yıldır alamadıklarını söyledi. Hala beklemedeler. En az haftada bir gün, yaklaşık 1,5 seneden beri
kan sonucumuzun akıbetini öğrenmek için uğruyoruz. Gerekçenin hekim istifaları olduğu söylendi. Bize söylenen bu birimdeki, genetik birimindeki hocaların istifa ettiği, yerine atanan hocaların artık geçmişten gelen hastaları da toparlamaya çalıştığı ve bir yoğunluk olduğu. Başka hastaneye gittiniz mi? Bu genetik birimi özel hastanelerde yok. Sadece üniversite hastanelerinde yapılıyor. Aile CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır'a ulaştı. CHP'li Bayır konuyu meclise taşıdı. Sağlık Bakanlığı'na önerge verdi. 9 Eylül gibi büyük bir üniversite araştırma hastanesinde kan tahlili yapılamıyor olmasını benim aklım almıyor. Hani sağlıkta devrim yapmışlardı? Yani bu çocuk için tedaviye başlanması lazım. Böyle bir rezillik olabilir mi? Evet, Sayın Milletvekili de söylediği gibi sağlık sistemiyle çok övünüyorlar, sağlıkta devrim yaptık diyorlar ama sevgili izleyiciler, şu az önce ekrana getirdiğimiz sadece bir örnek. Randevu alınamıyor. Bazen haftalar sonra, aylar sonra randevu alınıyor. Bunun örneklerini de paylaşıyoruz. Mesela doktor şüpheleniyor, acaba bir kanser mi var hastada ve görüntüleme istiyor. O görüntüleme bile ancak aylar sonra oluyor. Ya hasta kurtarılamazsa, ya çok geç kalınmış olursa, bunlar bir kenara. Öte yandan hekim göçü var, bunu kabul etmiyorlar ya da kabul etseler bile varsın gitsinler deniliyor. Hastanelere gidiyorsunuz, yeteri kadar doktor yok, sağlık personeli yok. Onların da sorunları var, onlar da seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ağır, zorlu çalışma koşullarından şikayet ediyorlar, düşük ücretlerden şikayet ediyorlar ve gidebilen, imkanı olan da ülkeyi terk ediyor. Şimdi yine bir sağlık sorunu, fakat bu kez asgari ücretle geçinen, yani eşi asgari ücret alan bir kişinin, bir epilepsi hastasının yaşadıklarını ekrana getireceğiz sayın seyirciler. Bir taraftan hastalıkla uğraşıyor tabii, işin manevi boyutu var. Bir taraftan da parasızlık var, yetişemiyorlar. Ev kirası mı, diğer kalemler mi, geçim kalemleri mi, faturalar mı? Ne yapacaklarını, hangisi yetişeceklerini şaşırmış durumdalar. Buzdolaplarına yiyecek alamıyorlar. Buzdolabı açıyorsunuz bomboş. Bakın neler yaşıyor o aile. Gördüğünüz gibi dolabım boş. Hiçbir şeyim yok. Ne yiyeceğiz biz? Bu ülkede hiç kimse, ama hiç kimse şunu söyleyemez. Beni enflasyonun altında ezdirdiler. Beni hastanede doktorsuz bıraktılar. Beni okula giderken çocuğuma kitapsız bıraktılar diyemezler. Oğlum her zaman yanıma geliyor, dolabı açıyor. Anne yine mi zeytin diyor bana. Boş bir dolap, çaresiz bir anne. Eşinin aldığı asgari ücrette kıt kanaat bir yaşam mücadelesi onlarınki. Asgari ücret bize yetmiyor. Asgari ücretle geçiniyorum diyenler yalan söylüyor. Asgari ücretle geçim olmaz. Ben geçinemiyorsam kimse geçinemiyordur. Ev kiramız var. Su faturam geliyor. Elektriğim geliyor. Bakkala yazdırmak zorunda kalıyorum. Geçim sıkıntısı değil sadece sırtındaki yük. Bir yandan hastalıklarla da uğraşıyor. Buket Yalçınkaya, 29 yaşında, Osmaniye'de yaşıyor. 7 yaşından beri epilepsi hastası. 1,5 yaşındaki kızını epilepsi hastalığından, 7 aylık oğlunu kalp rahatsızlığından kaybetti. İki evladı için veremediği mücadeleyi şimdi 5 yaşındaki oğlu için vermek istiyor. Sobam yok, odunum yok. Kış geldi, ne yapacağımı bilmiyorum. Oğlum üşüyor. Anne ben üşüyorum diye battaniyeye sarılıyor. Eşyaları da emanet. Başka bir yere taşınsalar beraberlerinde götürebilecekleri tek bir şey yok. Bakın yerde halım bile yok. Komşularımız koltukları emanet verdi. Buradan taşınırsanız geri alacağım dedi. Eşine de çalışarak katkı sunmak istiyor ancak hastalığı önünde bir engel. Çalışmak istiyorum ama rahatsız olduğumdan dolayı işveren yok. Çünkü hasta olursun, başımıza dert olursun diyorlar. Evlerde, sokakta, her yerde öncelikli konu ekonomi sevgili izleyiciler. Yetişemiyorum, artık boğulacağız diyor herkes. Üretici de böyle söylüyor, esnaf da böyle söylüyor, asgari ücretli de.
Bir haber daha görelim bu konuyla ilgili, ekonomiyle ilgili ve geçim derdiyle ilgili. Türkiye'nin içinde bulunduğu ve giderek derinleşen ekonomik krizde sokaktan sürekli bir feryat yükseliyor. Yetişemiyoruz, boğuluyoruz feryadı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de Manisa'nın Köprübaşı ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Onların dertlerini dinledi. Bakın onlar neler anlatıyor. Ben çocukluğumdan beri esnaflık yapıyorum. Yani bir dünya kriz geldi geçirdik ama... Yani bu çok başka bir şey bu. Ya yetişemiyorum ya. Yetişemiyorum ya. Artık boğulacağız yani o derece.